Sağlam bir plan yapmamız lazım. İnanmıyorum. Her şey oyun muydu? Kavgalarınız, ayrılacağınızı söylemeniz. Hepsi yalan yani, öyle mi? Masalcığım bak, aslında biz sana... Neyi açıklayacaktınız baba? Gözüm içine baka baka nasıl yalan söylediğiniz, beni nasıl kandırdığınızı mı? Masalcığım biz... Tek bir kelime daha duymak istemiyorum. Açıklanacak bir şey yok. Her şey ortada zaten. Oyun oyun. Siz beni kandıramadınız. Ama itiraf edin, ben de iyi oynadım. Nasıl yani? Sen biliyor muydun? Bugün sizi havuz başında gördüm. İkimize iyi gelir. Baba! Seni arıyordum da kahve içmek ister misin? Benim güzel kızım bana kahve yapar da ben içmez mi? Zaten ufak ufak şüpheleniyordum. Özellikle yanınıza gelmeye baba diye seslendim, bakalım ne yapacaklar diye. O anki paniğinizde görünce gerçekten ayrılmadığınıza emin oldum. Bizim aslında kötü bir niyetimiz yoktu. Evet. Hiç kendinizi yormayın. Ben sizin niye yaptığınızı gayet iyi biliyorum. Benim için yaptınız. Sizi buna mecbur bıraktığım için özür dilerim. Yaptığım her şey için özür dilerim. Gerçekten çok üzgünüm. Bizi anladığına o kadar sevindim ki. Nasıl bu kadar kör olabildim? Sizin çabalarınızı nasıl göremedim bilmiyorum. Gerçekten çok pişmanım. Bana böyle içten sarılmanı o kadar özlemişim ki. Benim güzel kızım. Hanımlar, yalnız ben de buradayım. Hatırlatayım da. Evet, işte Sarı İsmail'in en zayıf noktası, masanın üstünde. Çok şükür, planımı kurtaracağım. Sarı parayı almaya geldiğinde orada bitireceğim işini. Pusunun farkına bile varmayacak. Pusu musu yok. Katil değiliz biz. Bu işi benim yöntemlerimle halledeceğiz. Sarı gebermesin ve başımıza bela olmaya devam etsin, öyle mi? Tek çözüm var Emir Tarhun. O da Sarı'yı ebediyen ortadan kaldırmak. Bak, ikimizin de annesinin hayatı söz konusu. Bir de gencecik bir insanın. İşi şansa bırakmak olmaz. Bu aşamada riski kabul edemem. Risk alacağımızı kim söyledi? Pusu varsa risk de vardır. Daha planımı dinlemedim bile. Bu işi kan dökmeden halledeceğiz. Bu kadar. Kan dökmeyi göze almazsak dökülen kan bizimki olur. Olmaz. Yeter. Bu şekilde bir yere varamazsınız. Neden bir araya geldiğinizi unutmayın. Bizimkilere olaydan haberim olduğunu söylemeyin, olur mu? Biraz da ben onlara oyun oynayayım. Bakalım nasıl oluyormuş. Ay yazık ama. Onların bir suçu yok ki. Biz ne söylediysek onlar onu yaptı. Onlar bize ayak uydurdular. Her şey yoluna gitsin. Ya tamam, ben de bir şey demiyorum zaten. Ama biraz eğlenelim işte. Ne olur ki? Hele de Şehriye teyzeyi çok merak ediyorum. Bodrum'a indiğim gün oradaydınız değil mi? Sayende liseli aşıklar gibi olduk. Gizli gizli buluştuk. Ya hiç sorma, ödümüz koptu yakalanacağız diye. Ne oldu? Daha ne olsun? Benim yüzümden yaşadıklarınıza bakın. Hele de sana yaptıklarımı düşünce o kadar utanıyorum ki. Onca şeye rağmen yine bana fedakarlık yaptın. Koruyup kolladın. Hiç vazgeçmedin benden. Tabii ki vazgeçme. Sen iyi ol, mutlu ol. Ben her şeyi yaparım. Gelir gelmez size yaşadıklarımı anlatsaydım bunların hiçbiri olmayacaktı. Ama yapamadım işte. Öyle bir bataklığın içine düştüm ki... korktukça çırpındım, çırpındıkça iyice battım. Üzüntüm, korkum öfkeye dönüştü. Sana yansıttım. Beni affedebilecek misin? Ben sana kırılmadım ki. Hiç küsmedim ben sana. Bak prenses, bundan sonra üzülmek yok, tamam mı? Artık zor günler geride kaldı. Birlikte çok güzelsiniz. Hep birlikte çok güzeliz. Yasal yollarla bir araştırma yaptım ben. Evet. Sarı İsmail'in en zayıf noktası para. Ama tek yumuşak karnı bu değil. Sarı İsmail'in burada bir iş alanı kalmamış artık. Sanırım bunun arkasında da sen varsın. Eli kolu bağlı olunca da yurt dışı kapılarını zorlamaya başlamış. Ama bunu tek başına herhangi bir destek almadan yapması imkansız. Bizimkileri serbest bırakması karşılığında Sarı'nın yurt dışına kaçmasına yardım edelim diyorsun. Planın bu, değil mi? Evet. Öyle bir teklife hayır demeyeceğinden eminim. Tamamdır. Planına uyacağım. O zaman şimdi bir an önce netleştirmemiz gereken şey şu. Onu yurt dışına hangi yollarla kaçıracağız? Hangi bağlantılarla yapacağız bunu? Her detayı araştırmamız lazım. Sarı'nın aklında en ufak bir kuşku bile kalmamalı. Kurtulamayacağız buradan. Bu adam bizi öldürmeden bırakmayacak. Beyhan Hanım. Beyhan Hanım, iyi misiniz? Neyiniz var? İlaç. İlacım. Çantasındaydı. Çiftlikte kaldığı zamanlardan biliyorum. O ilacı almazsa çok kötü oluyor. Yedeği vardır mutlaka. Bakar mısınız? Biri bize baksın. Kimse yok mu? Sesimi duyan var mı? Birisi bize baksın. Yardım edin. Bakın bize bir. Ne var? Ne bağırıyorsun? Beyhan Hanım hasta, çok hasta. İlaçları çantasında. Kahverengi büyük olan. Ne bakıyorsun? Versene ilaçlarını. Şeker hastası kadın. Komaya girerse çok kötü olur. Bu kadına bir şey olursa hesabını patronuna sen verirsin. Bitmedi derdiniz be. Biraz daha dayanın Beyhan Hanım. Alacaksınız ilaçlarınızı. Net anlaşıldı değil mi? Sahte kimlik, sahte pasaport. Ama kemiksiz olacak. Sapasağlam. Benim tekne şu anda İzmir'e gelmek üzere. Oradan geçecekler. Evet, rota belli. Önce Yunanistan'a, oradan İtalya'ya. Yunanistan'da gecelemeyecek. Direkt İtalya'ya transfer. İtalya'ya gittiğinde de kullanacağı araç ve kalacağı mekanı senin ayarlamanı istiyorum. Onu alma. Maydanozsuz hazırladım onu. Maydanoz sevmiyor da. Yunanistan'a adalar üzerinden geçecek. Hangi adamı? Onu daha kararlaştırmadım. Ne tür bir araç kullanacağının hiçbir önemi yok. Dikkat çekmeyecek bir şey olsun yeter. Yiğit. Ne oldu, canın mı sıkıldı? Babaannemi özledim. Neden gelmiyor peri kızı? Gelecek canımın içi. Bak şimdi sen gözlerini kapat. Babaanneciğim artık geldi. O zaman daha çabuk gelir belki. Ne dersin? Savaş abim benimle mangal oynayabilir mi acaba? Tamam. Oğlum yatma vaktin gelmedi mi artık senin? Hem oyun oynamaya da pek vakit kalmadı sanırım. Hadi sen geç yat artık. Bak yarın ben de seninle birlikte oynarım. Savaş abin de. Hadi bakalım. Babanı duydum. Yatma vakti. Sen de yatırmaya gel baba lütfen. Ama... Babaannem de yoktu zaten. Lütfen gel. Hemen dönerim. Evet, sonunda beraber uyuyabileceğiz. Her şey yoluna girdiğine inanamıyorum. Sen yanımdasın, çocuklarımız evimizde. Mutlu, huzurlu yaşıyoruz. Ya ne olur artık bozulmasın. Bozulmayacak, merak etme. Her şey yoluna girdi. Yalnız Masal bizi nasıl kandırdı? Ben gerçekten her şey mahvoldu sandım. Ben de öyle. Bir an her şey sarpa saracak zannettim. Neyse ki şakaymış. Muzipliğini artık kimden aldıysa. Tamam, kabul ediyorum. Masal bütün iyi huylarını benden almış. Ha, benim hiçbir iyi huyum yok yani. Bunu mu demek istiyorsun hiç? Hayır. Mesela senin kocaman yüreğin var. Hiçbir şeyden korkmayan. Sevdikleri için her şeyi yapan. Masal da bu huyunu senden almış. Önemli olan bu. Mert'in evlatlık meselesi ne olacak? Bu arada unuttuk onu. Ben unutmadım, merak etme. En kısa zamanda resmiyete kavuşacak. Bizim Masal'la bu konuya oturup her şeyi enine boyuna konuşmamız gerekiyor. Masal bunu kabul edecek mi? Mert'in son yaptıklarından sonra kabul edecektir. Hatta sevinecektir bile. İnşallah öyle olur. Artık soruların bittiyse... İtalya'ya en önemlisi ve o iş sende, bunu biliyorsun. Güzel. Sakın son anda bir aksilik çıkmasın. Hayati bir mesele olduğunda aklından çıkarmıyorsun. Tamam, güveniyorum sana. Haberleşiriz yine. Bir kahve yapar mısın bana? Tabii yaparım. Her şey hazır. Şimdi sıra Sarı İsmail'i aramakta. Aramadan önce şu planın üstünden son bir kez geçelim. Sarı İsmail, sahte bir kimlik ve paralarla, senin özel yatınla Ege'den ayrılıp Yunan adalarından birine geçecek. Evet. Tamam. Sonra da Yunanistan'da benim eski ortağım tarafından karşılanıp İtalya'ya götürülecek. Az önce konuştuğum çok yakın bir arkadaşımın evi ve aracı Sarı İsmail İtalya'ya vardığında kullanım için hazır olacak. Plan kusursuz. Tabii Sarı son dakikada herhangi bir şey çıkarmazsa. Göreceğiz artık. Biraz çaldır bakalım Emir Tarhun. Kalbin şöyle hızlı hızlı bir yatsın. Heyecan iyidir. Kasten bekletiyor. Buyur Emir Tarhun. Bana bak. Şimdi aç kulaklarını ve beni çok iyi dinle. Yeni bir kimlikle İtalya'da yeni bir hayat ve beraberinde 10 milyon dolar. Bizimkileri sağ salim teslim edip buradan gideceksin. Ve bir daha asla geri dönmeyeceksin. Vay be. Analarınızı kurtarmak için işbirliği yaptınız ha? Bu kadarını beklemiyordum. Bilemedim ki, çok ani oldu. Biraz düşüneyim. Bu kadar düşündüğün yeter Sarı. Şansını zorlama. İyi, madem bu kadar ısrarcısınız. Peki. Teklifinizi kabul ediyorum. Analarınızla şu kızcağızın canını bağışlıyorum. Ama değiş tokuş kurallarını ben belirleyeceğim. Benim istediğim yerde ve zamanda olacak. Yeri ve mekanı size mesaj atarım. Ben kahveni getireyim. Senin ne işin var burada Tarhun? Sen ne yaptığını sanıyorsun? Çek şu elleri de. Kendine gel. Dolaşmaya çıkmadım. Sarı'nın geleceğini öğrendim. Biliyorum. Çünkü Sarı'nın gelmesi için bütün bunları ben ayarladım. Sayende bütün plan alt üst oldu. Sarı'ya çoktan haber uçmuştur. Ortalık polis kaynıyor. Sarı'yı senin yüzünden kaçırdık Tarhun. Duydun mu beni? Senin yüzünden. Çorbamızda pişti mi tamamdır. Yemeğin kokusunu mu aldınız da geldiniz daha? Daha hazır değil dur. Bir dakika. Siz az önce el ele miydiniz? Baba hani ayrılmıştınız? El ele miydi ulan? Sağ öyle gelmiştir Çakır'a. Ben görmedim öyle bir şey. Sen gördün mü ne var hanım? Yok, dikkat etmedim. Olmaz, böyle bir şey olmaz. Sen gördün mü uşağı? Ya, demek hepiniz bir olup beni kandırmaya çalıştınız. Nasılmış? Masal bizim ona oyun oynadığımızı anlamış. Ama biz konuşup anlaştık. Hiç merak etmeyin, sorun yok. Siz de artık rahat olabilirsiniz. Artık o eski huysuz kız yok. Her şey geride kaldı. Alacağın olsun Çakır. Haydi, geçin o vakit sofraya. Şöyle ailecek ağız tadıyla bir yemek yiyelim. Gel. Her şey hazır. Baran'ı nereye gönderdin? Gelince görürsün. Umarım yine kafana göre takılıp planı bozacak bir şey yapmıyorsundur. Tamamdır abi. Çatışmak yok, kan dökmek yok demiştik, plan yaptık biz. Bu silahlar da nereden çıktı? Merak etme, plana uyacağız. Bu gördüklerin sadece önlem için. Çünkü Sarı'nın ne işler karıştıracağı belli olmaz. Var benim silahım. Biliyorum. Ama çelik yeleğin yok. Yanımda olacaksın. Annemin hayatı söz konusu. Ve ben işimi asla şansa bırakmam. Onun için yani, başka bir şeyden değil. Kimseyi kaybetmeyeceğiz. Dikkat et ne olur. Çok dikkatli ol. Ah. Ay. Kapı, pencere, her yer kapalı zaten. Kaçacak yerimiz mi var? Şu elimizi ayağımızı çözün de biraz rahatlayalım. Her yerimiz tutuldu. Söylenmeyin artık, yeter. Evinize gidince dinlenir, rahatlarsınız. Eve gidince mi? Aynen öyle. Sizinkiler Sarı abimle anlaştı. Güzel güzel durursanız evinize gideceksiniz. Çok şükür. Kurtulduk. Eve gideceğiz. Duydunuz değil mi? Ay. İyi misin? İyiyim. İyiyiz. Çok şükür. Ya bizi kandırıyorlarsa? Ya başka bir yere götürüp öldüreceklerse? Ağzından yel alsın Fidan. Nasıl böyle şeyleri aklına getiriyorsun? Eve gideceğiz. Ne duruyorsunuz? Kıpırdayın biraz. Eve gitmek istemiyor musunuz yoksa? Kızınızın elinden şöyle güzel bir keyif kahvesi için bakalım karı koca. İyi misin? Çok iyiyim. Uzun süredir olmadığım kadar hem de. O kadar uzun zamandır mutsuz ve mutsuzum ki. Şimdi kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Sizin yanınızda. Ailemin şefkatli kanatları altında güvenli ve mutlu hissediyorum. Biz de çok mutluyuz. Çok huzurluyuz. Yanımızdasın. Bize her şeyi anlattın. Yapmak istediğim o kadar çok şey var ki. Bir sürü hayalim. Ben bunları gerçekleştirirken sen elimi hiç bırakma, olur mu? Buna çok ihtiyacım var. Asla bırakmayacağım. Bütün hayallerini gerçekleştireceksin. Ben de bunlara şahit olacağım. Hep yanında olacağım. Sen ve ben. Anne kız. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Anne kız. Hiç ayrılmayacağız. Habersiz bakalım öyleden siz. Hadi hazırlanın, çıkıyoruz. Nereye? Hep birlikte ailecek dışarı çıkacağız. Önce gezeceğiz. Sonra da senin favori restoranına yemeğe gidiyoruz. Harika. Eski günlerdeki gibi. Hemen gidip hazırlanayım. Güya bize kahve yapıyordu. Gezmeyi duyunca kaçtı. Alo, Masal, seni merak ettim. Ne yaptın, nasılsın, her şey yolunda mı? Uzun zamandır her şey bu kadar yolunda olmamıştı. Cezmin derdinden kurtuldum sonunda. Mert de eve geldi zaten biliyorsun. Her şey harika yani. Olayların bu noktaya gelmesi benim aptallığımdan. En başından her şeyi babama anlatsaydım bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Neyse artık. Beni tehdit edebilecek biri yok. Bitti. Öyle tabii. Senin adına çok sevindim. Kurtuldum. Aa, sana esas haberi vermeyi unutuyordum. Neymiş esas haber? Benim için birbirlerinden ayrı kalmışlar. Sırf ben rahat edeyim diye. Kim yapar ki böyle bir şeyi? Şimdi her şey yine eskisi gibi. Çok mutlular, çok aşıklar. Demek baban çok mutlu öyle mi? Hı? Yani onca stresten sonra babanın mutlu olması çok güzel tabii. Sevindim. Benim yüzümden kim bilir ne kadar üzüldüler. Onlar için ayrı kalmak ölmek gibi bir şey. Onlar birbiri olmadan nefes bile alamazlar. Şimdi ayrı kaldıkları zamanın acısını çıkartıyorlar. Evdeki tüm kasvet dağıldı. Yeniden mutlu koskocaman bir aile olduk. Bugün hep beraber dışarı çıkıp gezeceğiz. Babam en sevdiğim restorandan yer ayırtmış. Ne güzel. İyi, size iyi gezmeler o zaman. Kapatayım ben, sonra yine konuşuruz. Mutlusunuz öyle mi? Demek çok mutlusun Kemal Tarhun. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Onlar için ayrı kalmak ölmek gibi bir şey. Onlar birbiri olmadan nefes bile alamazlar. Kanın yerde kalmayacak baba. Babam, intikamını alacağım. O şerefsizden bunun hesabını soracağım. Kanın yerde kalmayacak baba. Boşuna bakınma. Göremez. Ama merak etme, adamlar çoktan yerlerini aldı. Ve hepsi işinin ehli. Herhangi bir sıkıntı çıkmadıkça ortada gözükmeyecekler. Baran. Biz seninle neleri atlattık. Bunu da atlatacağız. Ama önce soğukkanlılığını koruman lazım. Anlaştık mı? Silahını ver. Ortalık karışabilir. Hazırlıklı ol. Şu arabanın ön kapılarını da açık bırak da gerekirse siper alabilelim. Elbisen çok yakışmış Nalin abla. Sana da yakışmış. Ama tokamı istediğim gibi takamadım. Yamuk oldu sanki. Dur ben düzelteyim. Çok bekletmedik değil mi? Şerif Hanım'ın biraz işi var idi. Ancak hazırlandık. Ne gerek vardı dışarıda yemeğe? Ya ben ederdim mis gibi yemekleri. Yerdik hepimiz daha. Bugün kimse iş yapmayacak. Hep birlikte gezmeye gidiyoruz. Hepimize bir değişiklik olur. Orada Mert nerede? Hazırlanmadım hala. Ben tek başıma bu kadar göz kamaştıran hanımla baş edebilir miyim, sahip çıkabilir miyim bilemedim. Heh, gel. Evet, herkes hazırsa çıkabiliriz o zaman. Bir dakika, bir selfie çekelim mi çıkmadan? Hatıra kalır. Kesinlikle. Çekelim hadi. Ben çekiyorum. Herkes etrafıma toplansın. Gülümseyin. Gerçekten biriniz olmayınca diğeriniz nefes alabilecek mi? Deneyip görelim. Aşk olsun sağ uşağı. Gözlerim kapanırken çekmişsin. Ha böyle ayakta uyur gibi. Kusura bakma Şehriye teyze, kalabalıkta fark etmemişim. Sen gözlerin kapalıyken de çok güzelsin Şehriye teyze. O hediye. Çok güzel resim olmuş Şerif Hanım. Bak hepimize bir aradayız. Koskocaman bir aile. Kalabalığız, 2 araba gidelim. Ben Neyne ablayla gideceğim. Gel. Ben de seninle geliyorum Kemal abi. Ben kızlarla git, ben de uşaklar alayım. Tamam, tamam Şerif Hanım. Masal! Kızım! Masal! 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 Hayır, hayır! Aç gözlerini Masal! Kızım ne olur yapma, aç gözlerini Masal! Geliyorlar. Patronunuz nerede? Patron gelmedi. Anlaşmanın ikinci kısmı için sizi arayacak. Öyle haber gönderdi. Para nerede? Para hazır. Ama önce bizimkileri göreceğiz. Fidanım, az daha sabret. Birazdan her şey bitecek. Gördünüz işte. Şimdi siz parayı, biz de kadınları getireceğiz. Tamam, bırak oraya. Hanım. Çok korktuk Baran, çok korktuk. Korkma gülüm, korkma. Geçti artık, ben yanındayım. Aslan oğlum benim. Bizi kurtaracağından bir an bile şüphe etmedim. Geçti anne. Geçti çok şükür. Geçti her şey. Çok şükür, çok şükür. Kardeş merhaba. Ya bu orman yolunda yürüyüşe çıkmıştım da ben. Kaybolmuşum. Bu ana yola ben nasıl çıkarım acaba? Buradan dümdüz git. Ha? Yol çatal olacak. Çatalın solundan. Vallahi helal olsun sana abi. Koskoca Emir Tarhun'la Savaş Karadağ'ı bize getirdin ya. Hem dünya kadar para koparttın ikisinden, hem de yepyeni bir hayat garantiledin. Sen daha dur. O kadarla da kalmayacağım. Aklından geçen nedir abi? En başından beri başka planım var aslında. Benim işimi, gücümü, daha da önemlisi itibarımı iki paralık ettiler. Onların kalplerinde öyle bir yara açacağım ki ömür boyu kapanmayacak. Sarı İsmail'le uğraşmanın ne demek olduğunu yüreklerine kazıyacağım onların. Be kadın, canına mı susadın? Bu işte bir terslik var. Çok kolay oldu. Sarı İsmail'in olmaması da hiç normal değil. Küçücük çocuktan mı alacaksın intikamını? Hem siz anlaşmadınız mı? Neden buradasın? Git buradan. Gittim be. Seni de, o çocuğu da gebertmeden hiçbir yere gitmiyorum. Hayır, izin vermem. Çocuğum.